Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86. yıl dönümü programında konuşuyor. Kameralarımızı o noktaya çevirelim. 86. yıl dönümü vesilesiyle Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından düzenlenen Kadın Hakları Günü buluşmasının ülkemiz ve kadınlarımız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. AK Parti ülkemizde kadınların hem sayıca en çok hem de en aktif yer aldıkları partidir. Hiçbir partinin böyle bir özelliği yok. Kadın kollarımızın şu anda geldiği mevcut üye sayısı 5 milyon 200 bini bulmuştur. Kadınıyla, erkeğiyle diğerlerinde böyle bir durum söz konusu değil. Bu sayı diğer siyasi partilerin toplam üye sayılarının bile üzerindedir. Hükümetlerimiz döneminde kadınlarımızın sadece siyasette değil, hayatın her alanında hak ettikleri seviyeye gelebilmeleri için çok büyük gayret gösterdik. Hem hukuki ve idari düzenlemelerle hem yanlış uygulamaları düzelterek kadınlarımızın yanında yer aldık. Bu çerçevede attığımız adımları tek tek saymaya kalksak saatler yetmez. Kadını öncelikle eğitim ve iş hayatı başta olmak üzere her alanda birey olarak onunla birlikte anne, eş, evlat sıfatlarıyla desteklemeye devam ediyoruz. Bilhassa kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hassasiyet gösteriyoruz. Her ne sebeple olursa olsun mağdur konumunda bulunan kadınları devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Çünkü bizim için insan eşrefi mahlukattır ve kadın da insanın yarısıdır. İlk insan Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam ve Hazreti Havva'dan beri bu hakikat değişmemiştir. Kıyamete kadar da değişmeyecektir. Öyleyse hepimize düşen Rabbimizin takdirine, yaratılış gayemize ve fıtratımıza uygun davranmaktır. Geçmişte veya bugün dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi bir şekilde bu ilahi nizama aykırı davranışlar sergilenmiş olması bizi asla doğrunun yanında yer almaktan alıkoymaz. Kendi medeniyetimizde ve tarihimizde kadın erkekle birlikte hayatın her alanında var olmuştur. Bugün kadın hakları borazanlığı yapanların kadını insan olarak bile kabul etmediği bir kültürel geçmişten geldiklerini unutmadık. Aynı dönemde bizim toplumumuzda kadın devletin kuruluşundan vatanın savunulmasına, üretimden aileye kadar tüm alanlarda en ön saflarda yer alıyordu. Bunun için bizim milletimizin ataerkil veya anaerkil değil, aileerkil bir millet olduğunu söylüyoruz. Aile kavramı bizde bu kadar hassas, bu kadar önemli. Ülkemizdeki 83 milyon vatandaşımızı Büyük Türkiye ailesinin birer mensubu olarak görüyoruz. Bu anlayışla aileye yönelik her saldırıyı, her tehdidi de doğrudan varlığımıza yapılmış kabul ediyoruz. Hak ve özgürlük arayışının erkeği ve kadınıyla herkes için aynı değere sahip olduğuna inanıyoruz. Zulüm kime yapılırsa yapılsın, şiddet kime yönelirse yönelsin, cinayetin faili ve maktulü kim olursa olsun, ayrımcılık kime karşı uygulanırsa uygulansın, karşı çıkılması ve mücadele edilmesi gereken bir kötülüktür. Kimse kimsenin mülkü olmadığı gibi kadının da kimsenin malı sayılması ve layüsel davranışlara maruz kalması kabul edilemez.
her insanımız gibi kadınlarımızın da onurunun, şerefinin, maddi ve manevi varlığının korunmasını sağlamak devletin vazifesidir. Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak, terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız. Tacize uğrayan her kadını nasıl koruyorsak, inancı ve kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kızlarımızı korumak da bizim için bir görevdir. İster terörist olsun, ister siyasetçi, kadının maddi ve manevi haklarını hedef alan herkesin karşısına dikilmek, insan olarak boynumuzun borcu ve Cumhurbaşkanı olarak görevimizin gereğidir. Aynı şekilde toplumun temel direği olan ailenin korunmasını ve güçlendirilmesini sağlamak da bizim için hayati önemde bir sorumluluktur. İnşallah sizlerle birlikte bu doğrultuda ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'yi diğer alanlarla birlikte ailenin güçlendirilmesi ve kadın hakları hususunda da hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Değerli hanımefendiler, kıymetli misafirler, Türkiye'de çevre gibi, kadın gibi, çocuk gibi, engelliler gibi, şehit yakınları ve gaziler gibi konularda sürekli konuşan, sürekli eleştiren, sürekli karamsarlık aşılayan bir kesim var. Bunların istismar ettikleri hususlarda zaten en küçük bir müktesebatları da yoktur. Çevre derler, Türkiye'de çevrenin korunması adına ne yapılmışsa bizim dönemimizde yapılmıştır. Kadın derler, siyasetten iç dünyasına kadınları bugün bulundukları yere getiren adımları biz attık. Bunların geçmişinde falan böyle bir şey yok. Biz attık. Çocuk derler, eğitimden istihdama, evlatlarımıza güvenli bir gelecek bırakmak için gece gündüz biz çalıştık. Engelli derler, yine eğitimden istihdama, bu kardeşlerimizi hayatın içine katacak tüm düzenlemelerde bizim imzamız var. Şehit yakınlarına ve gazilerimize bizim kadar sahip çıkan bir başka yönetim olmamıştır. Kamu istihdamında sosyal atamaların sayısı bizim dönemimizde 5 kat artmıştır. Devletin engellisinden şehit yakını ve gazisine kadar tüm sosyal kesimlere yönelik bu istihdam politikasının ülkemize ve milletimize bereket olarak, ihsan olarak geri döndüğüne biz inanıyoruz. Biz tüm bu gayretleri ortaya koyarken onlar ne yapıyor diye baktığımızda ise karşımıza hem yüz kızartıcı hem de endişe verici bir tablo çıkıyor. Özellikle CHP bu bakımdan tam bir facia örneğidir. CHP'de daha önce de benzer örneklerine defalarca rastlanan, artık kendi mensuplarını ve taraftarlarını bile isyan ettiren tecavüzlere sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi? İlçe ve belediye yöneticilerinin küçük kız çocuğundan erkek çocuğuna, garson kızdan stajyer öğrenciye kadar yaptıkları tüm tacizleri görmezden, duymazdan gelerek arkalarını dönen bunlar değil mi? Metroda bir kadını taciz eden kişiyle ilgili önce taciz var kampanyası başlatıp sonra kendi adamlar olduğunu öğrenince her şeyi silen yine bunlar değil mi? Seçim otobüslerini dahi bu tür rezilliklerle alet eden bunlar değil mi?
çocuk tacizcisi sapıkların arkasında sırf AK Parti'ye muhalefet ediyor diye duran bunlar değil mi? Bir tecavüz örneğini faili en ağır cezayı almış olmasına rağmen yıllarca ısıtıp ısıtıp gündeme getirenler, bu uzun listenin üzerini niye örtmeye çalışır acaba? Mesele tacize ve tecavüze karşı çıkmak, kadına ve çocuğa sahip çıkmak ise burada gerçekten çok vahim bir durum var demektir. İçlerindeki rezilliklere ve kepazeliklere bakmadan önlerine gelene çamur atmayı, pislik sıçratmayı, yalan ve iftira ile itibar suikasti yapmayı siyaset kılıfıyla, Atatürkçülük kılıfıyla, sosyal demokrasi kılıfıyla örtmeye kalkanların maskelerini düşürmekte kararlıyız bu böyle bilmem. Senin tecavüzcün kötü, benimki iyi. Senin tacizcin kötü, benimki iyi. Senin ahlaksızın kötü, benimki iyi yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur. Üstelik sadece bu kadar da değil. Kadına ve çocuğa yönelik tacizi örtmekle başlayan bu kirli zihniyet işi askere, öğretmene, işçiye, esnafa, muhtara, çiftçiye, velhasıl toplumun her kesimine hakareti bir siyaset tarzı haline getirmeye kadar varmıştır. İşte Bay Kemal, benim askerime, benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin, sen ise ağzından bir olumsuz bununla ilgili ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz. Sen MYK'nda, MKYK'nda kalkar oralardan olumsuz değerlendirmeler yapabilirsin. Ama bu millet böyle bir değerlendirmeyi asla yapmayacak. Ve bunların tabii cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman ciddi manada bu milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunlar her zaman, işte biz terörle askerimiz savaşırken, polisimiz dağlarda teröristlerle savaşırken, bunların milletvekilleri onların cenaze törenlerine, evet, tabutlarına omuz vermek suretiyle ne yazık ki bu ülkede ortaya çıktılar. İşte daha geçenlerde gördünüz, cenaze namazında bile bu adam, bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken sırıtıyor, pişmiş kelle gibi. Ya bu milletin değerleri var, kutsalları var. Siz bu kutsallara karşı bu denli ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. Ama biz tabii başınızdakiyle sizleri tanıyoruz. Onun için de inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar. Düşünün, CHP'ye ve kendisine destek vermeyen herkesi yalaka olmakla, satılmış olmakla, zihnen özürlü olmakla, çete olmakla, yandaş olmakla itham eden bir zihniyetten başka ne beklenebilir? Her defasında yalanı yüzüne vurulduğu halde ısrarla aynı iftiraları tekrarlamayı sürdüren, arsızlığı,
siyaset sanan bir zihniyetten başka ne beklenebilir? Değerli arkadaşlar, saygıdeğer hanım kardeşlerim, bunun kadar, bunlar kadar yalanı rahat söyleyebilen bir siyasetçi ben tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru konuş be. Bir dürüst konuş. Kaç kez şu Sakarya'daki palet fabrikasıyla, tank fabrikasıyla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Ya buradan sana ekmek çıkmaz, boşuna konuşma. Çıkmaz. Zira burada tamamıyla, her yönüyle zarar eden bir tank palet fabrikası varken şimdi buraya evet BMC ile ortak faaliyette olan Katar'ın kalkıp da burada yaptığı yatırım ve cepten herhangi bir şey çıkmadan buraya yaptığı yatırımla buranın hem renove edilmesi hem restore edilmesi, makinelerin A'dan Z'ye yenilmesiyle bu yenilenme sürecinde bu fabrika evet kendimize ait tanklarımızın bakım onarımından tutun yeni atılacak adımlarda da çok ciddi bir yatırım olarak ortaya çıkmıştır ve böyle de yoluna devam edecektir. Siz buna benzer işleri SEKA'da da yaptınız. Ne oldu? Biz SEKA'da adımı attık. Şu anda SEKA diye bir şey kaldı mı? Kalmadı. SEKA'nın personelini biz o zaman Kocaeli Belediyesi'ne aktardık ve SEKA'nın yerini de hem müze hem de millet bahçesi haline getirdik. Ama bunlarda böyle bir zevk de yoktur ha. Millet bahçesi nedir? Yeşil alanlar nedir? Müzeler nedir? Yok. Bak Bay Kemal, biz şimdi bu akşam ta 20 yıl önce başlanmış olan bir opera binasının açılışını yapıyoruz. Ve şimdi buradan sürekli olarak yıl boyunca inşallah bu akşamki program sürekli yayınlanacak. Ve Türkiye'de bizim böyle bir opera binamız şu ana kadar olmadı, yoktu. Malum bir de bizim külliyedeki yerimiz var. Şimdi hemen arkasından da İstanbul eski Atatürk Kültür Merkezi çok farklı bir mimariyle orası da inşallah bitiyor ve bütün bunları biz yapıyoruz. Ama bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Partisine oy vermeyen herkesi ihanetle suçlarken, ülkesini sürekli yabancılara şikayet eden, onlardan aldığı süfleyle kendi devletine saldıran bir zihniyetten başka ne beklenebilir? Aslında kendisini bir sebepten dolayı ağzından çıkanlardan ötürü mazur göreceğiz. Ama oturduğu koltuk ve sahip olduğu sıfat maalesef buna mani oluyor. Buradan ben CHP'li hanım kardeşlerimize sesleniyorum. Buradan Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum. Partisindeki taciz ve tecavüz furyası karşısında sessiz kalan, hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin. Bu öyle bir ders olsun ki
bir daha kimseye yan gözle bakmaya bile cesaret edemesinler. Hatta sokağa çıkmaya yüzleri kalmasın. Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türk kadınının bu işin de üstesinden geleceğine ben yürekten inanıyorum. Değerli hanımefendiler, kıymetli misafirler, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına Avrupa'daki hem cinslerinden çok daha önce kavuşması, üstelik bunun bir zorlamayla değil, kendi tabii mecrasında gerçekleşmiş olması çok önemlidir. Bugün de yapmamız gereken budur. Kadının, erkeğin, çocuğun asli unsurları olduğu aile kurumumuzu güçlendirmek için yapacağımız çalışmalarda hiçbir yere değil, kendi medeniyet ve tarih değerlerimize bakacağız. Dün kadın ve erkek birlikte tarlayı sürüyor, hayvanları besliyor, bahçeyi ekiyor, evini inşa ediyor, hayatın tüm zorluklarını birlikte göğüslüyor, tüm nimetlerinden birlikte faydalanıyordu. İnancımızla ve kültürümüzle ilgisi olmayan bir takım yanlış uygulamaları ve adetleri aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz. Elbette kadını şiddet ve ayrımcılık başta olmak üzere onun bir insan olarak zaten maruz kalmaması gereken kötülüklerden korumak için her türlü tedbiri alacağız. Elbette kadını eğitimden iş hayatına, siyasetten sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda destekleyeceğiz. Bunlarla birlikte anne olarak, eş olarak, evlat olarak tüm haklarını da koruyacak, aile içindeki konumunu güçlendirerek devam ettireceğiz. Değerli kardeşlerim, İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren kimi yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken, kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz. Adımlarımızı, toplumumuzu ayakta tutan dinamiklerin zarar görmesine yol açmadan atacağız. Uygulamaların doğru, adil ve sürdürülebilir istikamette yürümesini temin edeceğiz. İnşallah bunları başardığımızda bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları sadece lafzıyla değil, ruhuyla da korumuş ve geleceğe taşımış olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızı, kadınlarımızın siyasete etkin ve yaygın katılımını temin için yaptığı çalışmalar sebebiyle tebrik ediyorum. Tabii bugün aslında Şanlıurfa'da bir seçim yapıldı. Şanlıurfa'da yapılan seçimde Siverek Belediye Başkanlığı bizdeydi. Şimdi belediye başkanımızın istifası nedeniyle boşalan belediye başkanlığı için orada Ayşe Çakmak hanımefendi iki üniversite bitirdi. Şimdi üçüncü üniversiteyi bitiriyor. Ve bugün yapılan oylamalar neticesinde üçüncü turda Ayşe Çakmak seçildi. Tabii bir saat, iki saat kadar önce bitti. Aslında bugün onun da aramızda olmasını çok arzu ederdim. İnşallah şöyle ilk il başkanları toplantısında Ayşe Hanım'ın da aramızda olmasıyla Fatma Hanım kıskanmazsın herhalde. Kıskanma. Ve gerçekten çok da hanımefendi, dün kendisini davet ettim ve Kasım Gülpınar kardeşimiz, öbür tarafta Elazığ eski belediye başkanımız, il başkanımız birlikte geldiler. Kendileriyle de görüştük ve görüştükten sonra da kendilerini uğurladık ve bu sabah yapılan çalışmalardan sonra da
seçimi muhalefet toparlandı. Bir şeyler yapmaya çalıştı ama 24 oyla hamdolsun Ayşe kardeşimiz kazanmış oldu. Hayırlısı olsun. Tabii Şanlıurfa'da böyle bir adımın atılmış olması çok çok önemli. Onun için de belediye başkanlarımız olarak bu sayının da artması böyle bir dönemde isabetli bir adım oldu. Ve kadınlarımızın gönlündeki yerimizi ne kadar sağlam tutarsak, ülke ve millet olarak yürüttüğümüz tarihi mücadeleyi o derece güçlü sürdüreceğimizden şüphe duymuyorum. Bir kez daha Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86. yıl dönümünde tüm kadınlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.